Sosyal medyada da bilinen bir fenomen bana mesaj attı. Dedi ki ya ben de gözaltına alındım. 3 gün gözaltında tutuldum ve mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Nilgün Hanım, ifadesi burada. Nilgün Hanım'a gene tweetlerini sormuşlar. Nilgün Hanım bana tweetlerini attı. Diyor ki şu paylaşımları siz mi attınız? Nilgün Hanım'ın paylaşımlarının bir kısmını bana gönderdi. Kendisine sorulan paylaşımları bana gönderdi. Paylaşımlardan biri şu hocam. Ucuz iş gücü ve daha çok para kazanmak uğruna Türk gençleri yerine mültecileri tercih eden iş insanları. Bu istiladan sorumlusunuz. 2. Ukrayna topraklarına 10 milyon Rus yerleşmesin diye savaşıyor. Bizimkiler 10 milyon, 17 milyon sığınmacı ülkeye yerleştirdi. Bunu deyince ırkçı faşist oluyorsun. Hak mı bu? 3. Fransa'da 30 milyon mülteci var. Fransa hükümeti endişeleniyor. Acaba 17 milyon mülteci bulunan ülkemizde hükümet endişelenmiyor mu? Ya bunları demesin mi vatandaş? Ya bu bir ifade hürriyeti. Siz buna nasıl gözaltı yapabilirsiniz bu ifadelerin ötürü? Bak hanımefendiyi tutuklamışlar. Hanımefendiye gene aynı soruyu sormuşlar. Az önce dedim ya. İşte görüşlerin hani yabancıların karıştığı eylemlerle ilgili görüşlerimizi beyan ediniz. Demiş ki hanımefendi, Nilgün Tap hanımefendi, Twitter'da da Nurse adlı hesabı kullanıyor. Tek başına bir hanım bu, bunların hiç bilgisi yok. İzmir'den almışlar, 3 gün tutmuşlar, mahkemeye çıkarmışlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmışlar. Sınır tahtitle korumuşlar, git karakola imza ver diye. Ne yapmışsa bu kadın ya, ne yapmış bu kadın yani? Cevaba bak. Ülkemizde yabancıların bulunmasına, gelmesine karşı değilim. Ancak son zamanlarda haberlerde ve sosyal medyada yabancı ülke şahısların ülkemizde suç işlediği haberlerini, özellikle TikTok'ta Türk halkına hakaret eden paylaşımlarını görmek beni tedirgin etti. Bu paylaşımları bu duygu içinde paylaştım. Türk toplumu ülkemizde bulunan yabancı ülke şahıslara karşı bazı odaklar ve gruplar tarafından provoke edildiğini düşünüyorum. Bu odaklar tarafından ben de istemekle olsa paylaşımlardan etkilendim diyor. Yahu şimdi siz çok açık ki, siz bir suç soruşturması yapmıyorsunuz bana kalıyor ki. Siyasi iktidar son kuvvetli turiste yapılan saldırıdan rahatsız oldu. Evet. O Arap olduğu için, Suriyeli olduğu için, Pakistanlı olduğu için değil. Ön almaya çalışıyor. O zengin bir Arap olduğu için ve Türkiye'nin Arap turistler tarafından, Arap ülkelerinde turizm açısından protesto edilmesinden endişe ettiği için bu türden eylemlerin önüne geçmek adına ne yaptı? Sığınmacılık karşıtı platformları korkutmak, yıldırmak, bu yönde görüş belirten gazetecileri yıldırmak üzere bir operasyon yaptı. Bir örnek. Ve bunun örneği örnek burada sergileniyor. Bak, tabii, caydırıcı. Şimdi Türk milletinde şu an hiçbir ortak payda kalmadı. Bak voleybol maçında bile ortak payda yakalayamıyoruz değil mi? Tek ortak paydamız var. Bu sığınmacı meselesi. Koca millet bu hususta ittifak etti kardeşim. Git HDP'liye aynı şeyi söylüyor. Git AK Partili'ye aynısı. Git CHP'liye aynısı. Git MHP'liye aynısı. Bütün millet bu işten rahatsız. Sığınmacının kendisinden de rahatsız değil. Ya bu millet çok az devletin göstereceği sabrı ve tahammülü gösterdi. Kardeşim 2011'den bu yana 12 yıldır 4,5-5 milyon daha insanla fazla bir arada yaşadı. En az. Resmi olarak 4,5-5 milyon sadece Suriyeli. Yani bu kontrol edilebilir bir sınırda olsaydı, 500 bin civarında olsaydı bak hiç bahis çıkmazdı. Tahammülünü bitireceğim hocam. Evet. Siz toplumsal öfkenin sorumlusu sizsiniz. Bu haberlerden bazıları sizi bizi rahatsız edebilir. Bazıları ırkçı bulabiliriz. Bazıları riskli bulabiliriz. Ama bir toplumsal öfke var. Bu toplumsal kesinlikle öfkeyi siz yarattınız. Siz Suriyelilerin milyon birden Türkiye topraklarına girmesine bütün Türkiye bütün Türkiye'yi elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına, suça karışmasına sebebiyet veren sizsiniz. Siz Afganistan'dan yola çıkanın İran aktarmalı Türkiye gelişmesini seyrettiniz siz. Siz Pakistan'dan Türkiye girişini seyrettiniz. Siz ve aynı zamanda gayrimenkul yoluyla vatandaşlık vererek Doğu Blok ülkesinden Balkanlara, Avrupa'dan başla Latin Amerika'ya ne kadar suç örgütü lideri varsa, bazıları uyuşturucuyla bağlantılı, ne kadar suç örgütü üyesi varsa parasıyla beraber Türkiye gelişine yol verdiniz. Ve toplumsal öfke patladı kardeşim. Bunlar öfkeyi anlatan insanlar. Siz anlatan insanları tutuklayarak toplumsal öfkeyi bastıramazsınız. Peki.